y eşittir 2 çarpı sinüs 1 bölü 4 x eksi 1 fonksiyonuna ait olan maksimum, minimum ve orta çizginin kesiştiği noktaları grafik üzerinde gösterin demişler ve bize burada güzel bir araç da vermişler. Sadece tıklayarak istediğimiz noktayı seçebiliyoruz. Güzel. İstersek noktaları taşıyabiliyoruz da hareket de ettirebiliyoruz ve eğer bir noktayı silmek istersek de aşağıdaki çöp kutusuna taşıyıp silebiliyoruz. Harika. Sorunun üzerinde daha rahat çalışabilmek için ben soruyu kopyalayacağım çalışma ekranımıza yapıştırdım ve fonksiyonu da tekrardan yazdım Ve bizden fonksiyonun maksimum minimum ve orta çizgisiyle kesiştiği noktaları göstermemizi istemişler Bir kez daha hatırlatayım Öncelikle fonksiyonun bu noktalardan ne zaman geçtiği üzerine düşünelim. Fonksiyon maksimum noktasına sinüs 1 bölü 4x maksimum olduğu zaman ulaşır öyle değil mi? Peki sinüs 1 bölü 4x ne zaman maksimum oluyor? Sinüs fonksiyonunun alabileceği maksimum değerin 1 olduğunu biliyoruz. Öyleyse sinüs 1 bölü 4x'in 1 olduğu zaman maksimum noktaları bulmuş olacağız. Peki minimum noktalar için ne diyebiliriz? Fonksiyonun minimum olabilmesi için sinüs fonksiyonunun minimum olması gerekecek. Peki sinüs fonksiyonunun alabileceği en küçük değer ne? O da eksi 1 değil mi? Öyleyse minimum noktalara sinüs 1 bölü 4 x. Evet bu minimum değerini aldığında ulaşıyoruz ki sinüs fonksiyonunun alabileceği minimum değer de eksi 1. O halde eşittir eksi 1 olması gerekiyor. Bu noktalardaki asıl değerleri bulmak için elbette önce sinüs değerlerini 2 ile çarpacağız. Yani maksimum değer ifadesinin bu kısmı 2 çarpı 1. Bütün fonksiyonun maksimum değeri ise 2 çarpı 1 eksi 1 olacak. Minimum değeri ise 2 çarpı eksi 1 eksi 1 olacak ama bundan az sonra bahsedeceğiz zaten. Şimdi orta çizgiyi nerede kestiğimizi bir düşünelim. Orta çizgiyi fonksiyonun bu kısmı sıfır olduğu zaman keseriz öyle değil mi? Ve geriye aslında sadece sağdaki kısım kalmış oluyor. Bunu da yazayım. Orta çizgi. Evet bunun için sinüs 1 bölü 4 x'in sıfır olması gerekiyor ki sinüslü ifade sıfır olabilsin. Peki şimdi bu şeyler ne zaman gerçekleşiyor? Sinüs fonksiyonu ne zaman 1 oluyor? Ne zaman 0? oluyor. Ne zaman eksi 1 oluyor. Bunları bir hatırlamaya çalışalım. Bunu kolayca bulabilmek için şuraya küçük bir birim çember çizeceğim. Bu sayede görselleştirmiş de olacağız. Evet, çok da küçük çizmek istemiyorum ki rahatça görebilelim. Burası y eksenimiz. Burası da x eksenimiz çok da yetenekli değilim biliyorum ve bu da birim çemberimiz. Çemberin merkezi orijine denk gelsin yarıçapı da bir birim. Burası eksi bir noktası pardon öyle demeyelim 0, virgül eksi bir noktası diyelim daha doğru. Burası bir virgül sıfır noktası burası sıfır virgül bir ve burası da eksi bir virgül sıfır noktası. Öyleyse sıfır radyanlık bir açı ile başlarsak birim çemberi tam bu noktada kesmiş oluruz öyle değil mi? 1,0 noktasında. Hatırlayın trigonometrik fonksiyonların birim çember tanımıyla bu noktada da hesaplanan sinüs değeri bizim y değerimiz oluyordu değil mi? Sıfır radyanın sinüsünün sıfır olduğunu böylece görebiliyoruz ve sadece sıfır radyanda olmak zorunda değil. 2 pi artı sıfır radyanın herhangi bir tam sayı katı da aynı sonucu verir. Yani 2 pi eklersek bir tam tur atıp aynı noktaya geri dönmüş oluruz. Yine 2 pi eklersek 4 pi eklemiş oluruz ve yine bir tam tur sonrasında aynı noktaya geri döneriz. 2 pi çıkarabilirsiniz. De ve yine aynı noktaya dönersiniz. Sinüs fonksiyonu 0 radyan artı 2 pi radyanın tam sayı katı olduğu sürece bu böyle olmaya devam edecek. Peki bu ifade ne zaman 0'a eşit olacak? 1 bölü 4 x söylediğimiz kısıtlamalara uyduğu zaman 0 olacak. Bu da 1 bölü 4 x eşittir 0 artı veya eksi 2 pi'nin tam katı olduğu zaman gerçekleşecek değil mi? Burada demek istediğim şey şu, sinüs fonksiyonuna böyle bir şey yazdığınız zaman birim çemberin bu nokta olacaksınız ve bu fonksiyonun sinüsünün herhangi bir değerinde yine 0 elde edeceksiniz. Peki buraya neden k yazdım? Bu sadece bir tam sayı yani aslında 0 artı 2 pi 0 artı 4 pi 0 artı 6 pi 0 eksi 2 pi demenin başka kısa bir yolu. Bu ifade bütün bunları içinde barındırıyor. O zaman artık x'i bulabiliriz. x'i bulmak için her iki tarafı 4 ile çarpalım. Böylece x eşittir 4 çarpı 0'dan 0 artı eksi 4 çarpı 2 pi'nin katı ya da 4 çarpı 2 pi k yani 8 pi k eder. Yani x eşittir 0 artı eksi 8 pi'nin tam sayı katı olduğu zaman bütün bu fonksiyon orta çizgiyi kesecekmiş. Neden mi? Çünkü x bu değerlerden herhangi biri olduğu zaman bu x değerlerinden birini buraya yazdığımızda 1 bölü 4 ile çarpıyoruz ve sinüsünü alıyoruz. Sinüsünü hesapladığımızda da bütün bu ifade sıfır ediyor. Orta çizgiyi y eşittir eksi 1 de kesecek. O zaman önce en basitinden bir nokta seçelim ve x eşittir 0 ile başlayalım. x eşittir 0 olduğunda bütün bu ifade 0 oluyor. y de eksi 1 oluyor. Orta çizgimizde tam olarak burada x 0 y eksi 1. Aynı zamanda orta çizgiyi burada keseceğiz. Şimdi maksimum değer üzerine düşünelim biraz da. Eğer açımızı pi bölü 2 radyan kadar arttırırsak buradaki noktaya gelmiş oluyoruz. Sinüs pi bölü 2 artı 2 pi'nin tam sayı katını aldığımız zaman sinüs maksimum değerine ulaşıyor. O zaman fonksiyona ne zaman pi bölü 2 artı ya da eksi 2 pi'nin tam sayı katını koyarsak, bu ifade maksimum olacak. Aynı şekilde her iki tarafı 4 ile çarparsak, x eşittir pi bölü 2 çarpı 4. Den 2 pi artı ya da eksi 8 pi k elde etmiş oluruz. Peki hangi x değerini kullanalım? Aslında bir öncekinde x eşittir 0'ı seçme sebebim işimizin kolaylaşması e, yönünde bir tercihti. x eşittir 8 pi ya da 16 pi grafik üzerinde gösterilmemiş bile. Yani bu aslında grafikte gösterebileceğimiz tek nokta. Aynı şekilde bu tarafta x eşittir 2 pi grafikte gösterebileceğimiz tek değer. 8 pi eklersek grafiğin dışına çıkmış oluyoruz değil mi? En azından bize verilen kısmının. 2 pi pi eksi 8 pi yaparsak da eksi 6 pi olur. Bu da bu grafiğin dışında kalır. Bu yüzden x eşittir 2 pi'yi seçeceğim. x eşittir 2 pi olduğu zaman 2 pi'nin 1 bölü 4'ü pi bölü 2, pi bölü 2'nin sinüsü 1, 2 çarpı 1, 2 eksi 1 eşittir 1. Yani x eşittir 2 pi olduğunda y eşittir 1 noktasında oluyoruz burası. Evet maksimum noktalardan biri. Ve son olarak aynı mantığı minimum nokta içinde uygulayacağız. Şimdi 1 bölü 4 çarpı x'in pi bölü 2'ye değil de eksi pi bölü 2'ye ne zaman eşit olduğunu bulmamız gerekecek. İsteseydik 3 pi bölü 2'yi de seçebilirdik. Şimdi eşittir eksi pi bölü 2, eksi pi bölü 2 artı ya da eksi 2 pi'nin herhangi bir tam sayı katı. Aynı şekilde iki tarafı da 4 ile çarparsak x eşittir eksi 2 pi artı ya da eksi 8 pi k olur değil mi? Ve yine bakıyoruz ki grafikte gösterebileceğimiz tek bir x değeri var o da x eşittir eksi 2 pi. Evet x eşittir eksi 2 pi olduğu zaman fonksiyon hangi değeri alıyor bakalım. x eşittir eksi 2 pi olduğu zaman 1 bölü 4 çarpı x eksi 2 pi bölü 2'ye eşit olacak. Sinüs eksi pi bölü 2 2 eksi 1 eder. 2 çarpı eksi 1 eşittir eksi 2 artı eksi 1 bize eksi 3 sonucunu verir. O da tam olarak buradaki noktayı bulmamızı sağlar. Böylece noktalarımızı bulmuş olduk. Bizden sadece bu noktaları bulmamız istenmişti zaten ama eğer biraz daha ileriye götürürsek orta çizgiyi buraya şu şekilde çizeriz. Y eşittir eksi 1 de olacak şekilde. Ve eğer bu fonksiyonu çizmek isteseydik ya da en azından çizebileceğimiz kadarını gösterebilirsek demek isteseydik şu şekilde görünürdü Evet aslında en baştaki aracımızı çıkarsak daha iyi olur. Eğer daha fazla alanımız olsaydı fonksiyonu daha da devam ettirebilirdik. Buraya tam bir periyot dahi çizemiyoruz. O yüzden baştaki aracımızı geri getirelim ve bulduğumuz noktaları işaretleyip doğru bulup bulmadığımıza bir bakalım. Az önce yaptıklarımızda bulduğumuz orta çizgiyle kesişim noktamız. Burada burası. Minimum noktası burası da maksimum noktası ve kontrol. Bingo, doğru bulmuşuz.